Krizin başkanı buradaysa ona da söz vermek istiyoruz divan olarak. Tamam başkanım, oldu o zaman. Hoş geldiniz. Buyurun başkanım. Sevgili misafirler, sevgili delegeler, sevgili başkanlarım, belediye başkanlarım, meclis üyelerim, hoş geldiniz. Ben Tokat İli Merkez Dükkan Baba Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda Tokat İli Eski Köyü Derneği Kurucu Başkanıyım. Benim kurduğum Dükkan Baba aleyhte olan yanlış bir işlemde olmayan bir dernektir. Onun için ben şu anda çözmekten mantığım almıyor. Böyle bir toplumda, böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoğunlukta olduğu bir mecliste ve toplantıda bir anlam bulamıyorum. Benim derneğe kurduğum dernek, Tokat'ta Dikmen Baba diye bir yerimiz vardır. Hanilerhan Köyü, Sırçanlı Köyü ve Eski Köyü'nün ortak doğaya çıktığı bir mekandır. Aynı zamanda toprak olarak da ben yıllar öncesinde bu yerle ilgili tartışmaların yaşandığını bildiğim için ben bu derneği onun için kurdum. Ve bunun neden çıkarılmasını halen de anlamış değilim. Ben fazla söz bulamayacağım. Onun için sizin görüşlerinize sunuyorum. Başka da söz bulamıyorum. Divanım, eyvallah. Söz bu kadar. Eyvallah. Teşekkür ederim. Şimdi önerge lehine, yani derneğin federasyon üyeliğinden çıkarılması yönünde söz isteyene söz vereceğim. Önerge sahibinin birinci imzayı çağıralım bile. Birinci imzayı kim? Ali Ergin Yavuz. Ali Ergin Yavuz burada mı? Peki önergenin ikinci sahibi Aslan Çetin. Burada mı? Önerge sahipleri burada değil mi? Peki Ali'ye söz isteyen yok. Evet. İsim neydi? Sezgin Bayar. Sezgin Bayar. Buyurun Sezgin. Önergenizi salın. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şöyle önergeyi şu anlamda verdik. Başkan güzel söyledi, yani bir türbe derneği olduğunu kendisi kurmuş. Ama delegeler ya da üyeler o sahibinin üç köyden mi tamamı? Türbe Derneği'nin bir derneğin Dikma Baba Derneği, evet. Bir merkeze ait değildi. İnanç Derneği olduğu için üç köy de saydınız. Üç köyün dedim. Birleşimi. Yani konuşmacı lütfen. Üyelerimiz de herhalde oradandır. Delegelerimiz de oradandır. Sorun yok. Lütfen genel kurul, Hatip'e müdahale etmeden Hatip lütfen genel kurulun bütünlüğü kaybedecek. Tamam, bizim görüşümüz şu, sizin açıklamalarınıza istinaden konuşuyoruz. Evet. Üç köyün dediniz, Sırçalı, Halil Alan, Eski Köyü, doğru mudur başkanım? Saydınız, ortak alanıdır dediniz, kullanım alanı güzel, herhalde üyelerde, delegelerde oradandır, ben bunu söyledim, başka bir şey söylemiyorum. Sağ olun. Sayın Hazirum, lehte ve aleyhte birer görüşmeyi aldık. Burada aslında yönetim kurulunun da tüzük hükmünü uygulamak gibi bir hakkı ve görevi var. Bu seçim gündeminde hocam. Değerli dostum, bunu seçim gündeminde değerlendirmeye alacağız. Yani dolayısıyla genel kurul burada çıkma ya da çıkarılmama noktasında hangi kararı verirse versin. Çıkma noktasında karar verdiğinde yönetim kurulunun neticede o noktada bir takdir yetkisi yok. Ancak çıkmama noktasında bir karar verse bile tüzük bağlayıcıdır. Yönetim kurulunun o noktada bir yetkisi var. Aleyhe ya da lehe başka konuşmalar olduğunda birer söz daha vereceğim. Buyurun. Lehte mi aleyhte mi? Aleyhte. Buyurun lütfen. Bir
Hangi vakıf? Yönetim önceden bu yerden çıkartmış mı? Sayın İmar, değerli konuklar, Sayın Hazırım, hepinize merhaba. Ben Ankara'dan Tokat Arpa İlceköy'den Dernek Başkanı Üstü Güner. Dikman Baba Derneği'nin 2014'te federasyonunda üye olduğu söyleniyor. Madem böyle bir boşluk vardı, 2018'de bu derneği çıkarmak için bir karar aldık. Keseci Baba Derneği gelse üye yapmayacak mıyız? Hubyar Sultan için bir dernek kurulsa üye yapmayacak mıyız? Bunlar Tokatlılardır. Bence kalmasında yarar var diyorum. Bundan sonrakileri yapmayacaksak da öyle karar alalım. Teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Sayın Hacıoğlu, zaten söylediğim gibi biz bu gündemi şimdi oylamaya açacağız. Yönetim kurulunun zaten tüzük maddesinin uygulanması noktasında hak ve görevleri var. Dolayısıyla lehtarihte bir yeterlilik de oluştu kanaatindeyiz. Neticede seçtiğiniz divan heyeti sizin özetiniz. O anlamda bir kanaat oluştuğunu düşünüyoruz. Bu anlamda oylamaya sunacağım. Oylamadan önce çocuğunla ilgili maddesi annem olarak bir daha okur musunuz? Başkan onu anlamadı. Neden düşürülmek istediğini anlamadı. Sayın delege, tüzük değişikliğine ilişkin bir önerge yok. Ben az önce önerge sahiplerine söz verdim. Neye dayanarak bunu izah etmeleri noktasında, yani istedikleri, talep ettikleri noktasında. Dolayısıyla görüşmenin daha fazla derinleştirilmesine ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Bu anlamda oylamaya geçeceğiz. Dikmen Baba Derneği'nin şu anda federasyonumuzda 91 tane üye derneğimiz var. Bu derneklerden bir tanesi olan Dikmen Baba Derneği'nin üyelikten çıkarılmasını kabul edenler. Ya bütün delegeler. Değerli arkadaşlar, oy veren arkadaşlarımız lütfen delege kartlarını kaldırarak oy versinler ve lütfen delege olmayanlar oy kullanmasınlar. Şu sayısın başkan siz. Evet. Abi, sayar mısınız? Birini sayar mısınız? Tamam. Başkan, size söz verdim. Hangi madde? Bir saniye arkadaşlar, şöyle. Değerli arkadaşlar, biz bütünüyle. Bir saniye başkan, tamam, sıkıntı yok başkan. Bir saniye. Biz yaptığımız işte kimsenin söyleyeceği olmayacak şeklinde tüketeceğiz. Dolayısıyla biz bütün görüşmelerimizi burada yapacağız. Burası çıktıktan sonra görüşülecek herhangi bir mevzu kalmayacak. O anlamda sıkıntı yok. Yeniden şey yapalım. Yani başkanın tüzüğün maddesinin bu konuyla alakası yok. Peki siz okuyun lütfen başkanım. Hangi maddeyi Federasyon tüzüğünün 4. maddesi üye olma hakkı ve üyelik işlemlerini düzenlemektedir. Tokat İli Dernekler Federasyonu'nun amacına uygun olan derneklerin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, vatanın bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilkeleri ve inkılaplarını benimsemiş, Tokat İli'ne bağlı ilçe, belde ve köyleri adına kurulmuş derneklerden aynı amaca taşıyan dernekler, belde adına kurulanlardan ise en fazla bir ve köy adına en fazla bir olmak üzere federasyona üye olabilirler. Amaçları ve faaliyet alanları din, inanç ve ibadet olan dernekler federasyona üye olamazlar. Değerli Hazırım. Şu merak.
Genel kurul katılma hakkı bulunan üye temsilcilerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve federasyonun festivallerinde ise 2/3'ünün katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye temsilcilerinin sayısı yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının 2 katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üye temsilcilerinin listesi toplantı yerinde hazır bulunur. Değil arkadaşlar, lütfen, lütfen, sakin. Ya biz az önce demokrasi destanı yazan insanlar değil miyiz? Hazırın, öyle bir hazırın değil mi? Güveniniz için çok teşekkür ediyorum. Yani daha ileriye yürüme anlamında bu desteğe ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi ben size oylatıyorum. Bakın, tüzük değişikliği yapmıyoruz. Tüzük maddesini değiştirmiyoruz. Tüzük maddesi üzerinde bir görüşme yapmıyoruz. Yaptığımız şey önergede bu noktada Dikmen Baba Derneği'nin federasyon üyeliğinin çıkarılması ya da çıkarılmaması noktasında. Şimdi ben Hazırına soruyorum. Lütfen sadece delegeler yaka kartlarını şöyle yukarıya kaldırarak oy kullansınlar veya ayağa kalkabilirler. Çok daha iyi olabilir. Evet, sadece üye olanlar kartını kaldırıp ayağa kalksınlar lütfen. Dikmen Baba Derneği federasyon üyeliğinden çıkarılsın diyenler ayağa kalksın ve oy kullansın. Kırtır orası, 33 burası. Toplam 74 tane Dikmen Baba Derneği'nin üyelikten çıkarılmasını isteyen delegemiz var. Şimdi yani birçok sebepten olabilir. Bu görevi yönetim kurulu yapsın şeklinde bir düşünceyle olabilir. Veya gerçekten üye olarak kalması noktasında olabilir. Bu noktada düşünce belirtip de Dikmen Baba üye derneği olarak federasyona bağlı olarak kalsın diyenler ayağa kalksın lütfen. Oo. Evet, evet. Değerli önerge sahipleri Haziran'da kaçtı? 74 evet, ancak çoğunluğun hayır oyuyla oy çokluğu. O çokluğuyla reddedilmiştir. Sayı kaç? 400. Neyse, tamam ya. Evet. Evet, yok. 625. Tamam, neyse, sıkıntı yok. Değerli Haziran, tekrar buradayız. Tekrar buradayız. Heyecanınızı çok çok iyi anlıyoruz. Çünkü çözülmesi gereken bütün dünyada dertler var ve sizin gibi diri bir topluluk yok. Ben birçok topluluğu geziyorum. Şu enerjinize devletin de milletin de ihtiyacı var. Enerjinize teşekkür ediyoruz her şeyden önce. Evet değerli dostlar, bu maddeyi biz oyladık. Önerge oy çokluğuyla reddedildi. Ancak tüzük hükümlerinin uygulanması anlamında yönetim kurulunun her zaman bir yetkisi var. Bu noktada yeni seçilecek yönetim kurulu bir takdirde bir tasarrufta bulunabilir. Bunun önünü kapatmıyoruz. Tüzük değişikliği de yapılmış değil bu anlamda. Evet, gündemin diğer maddesine geçiyoruz. Evet, değerli Haziran, gündemin 5. maddesine geçiyoruz. Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının ayrı ayrı görüşülüp ayrı ayrı ibrası şeklinde yazılmış
çok net yazılmış aslında denetim kurulu ibrası diye bir düzenleme. Zaten denetim kurulu Haziran adına bir çalışma yapıyor. Ancak biz yine de gündeme bağlılık ilkesi gereği ayrı ayrı görüşmeyi açacağız ve ayrı ayrı oylayacağız. Öncelikle yönetim kurulunun faaliyet raporunun okunmasını talep ediyoruz. Evet, siz mi okuyacaksınız? Evet başkanım, buyurun. Değerli Genel Kurul, ismim Serhat Çelik, Tokat, Yeşilyurt Dolmacık Köyü Dernek Başkanıyım. Şu anda da mevcut yönetimde görevdeyim ve şu an için tam görevim bitti. Bundan sonra gelecek arkadaşlarımıza tekrar başarılar diliyoruz. Derneğin faaliyetini ben okuyacağım. Tokat İl Dernekler Federasyonu'nun kuruluş amacı itibariyle ülke genelinde benzer amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren hemşeri dernekler bir federasyon çatısı altında toplanarak ve böylelikle derneklerin birbirine olan bağlarını, hemşerilik bilincini, dayanışmayı ve güçlü örgütlenmeyi sağlamaktır. Toplumda daha gelişkin bir demokrasi bilincinin ve kültürünün gelişimine dönük bir türden uğraşları eş güdüm içerisinde organize etmek ve böylelikle daha nitelikli kılmak için çaba göstermektedir. Toplumun tüm kesimini ilgilendiren meselelerinde kamuoyu oluşturmak, bu amaçla federasyon olarak örgütsel, yazılı, görsel faaliyetlerde bulunmak ve bu amaçla bir çalışma organize etmek, çalışmayı yürütmek veya yapılan çalışmalara katılım sağlamaktır. Bu anlamda 06.18.2017, 12.31.2021 tarihleri arasında başlıca faaliyet ve çalışmalarımızı genel kurulumuzun takdirine arz ediyoruz. 1. Temmuz 2017'de ülkemizde yaşanan ve yaşatılan adaletsizlikleri dünyaya duyurmak için Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek başlatılan adalet yürüyüşünün çeşitli evrelerine katılım sağladık. Adalet yürüyüşünü başlatan ve katılan tüm yüreklere selam olsun. 2. Ocak 2018 Toktep'te devrim düzeyinde kadın ve gençlik delege zorunluluğunu sağlayan başkaca konularda revize sağlayan tüzük kurultayı ve Toktep 10. yıl çalışma programının sunumunu yaptık. 3. Ocak 2018'de bileşenlerimiz ile birlikte Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirdik. 4. Ocak 2018'de derneklerimizi yakından ilgilendiren gelir vergisi kanununun değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifi verilmesini sağlamak bu durum hemşeri dernekler düzeyinde bir ilktir. Bu maksat çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm siyasi parti grup başkan vekilleri ile görüşme sağladık. 5. Mart 2018 geleceğimizi planlama kadını ve genci her platformda ve güçlü kılmak maksadı ile geniş katılımlı kadın ve gençlik buluşmasını gerçekleştirdik. 6. Mart 2018 bir kapatılan şeker fabrikası ile ilgili başkaca bileşenlere beraber Taksim'de basın açıklaması ayrıca bir ay boyunca Toktep olarak tüm etkinliklerde pankart açılmasını sağladık. 7. Ülkemizde çok sıkça yaşanan ve halen devam eden çocuk istismarları ile ilgili basın açıklaması ve bir ay boyunca Toktep olarak tüm etkinliklerde pankart açılmasını sağladık. 8. Eylül 2018 Sancaktepe Kadir Toptaş Kültür Merkezi'nde kadınımızı her platformda güçlü kılmak, gücümüze güç katmak için büyük Tokat Kadın Kurultayı yaptık. 9.
Ekim 2018 Sancaktepe Kadri Toptaş Kültür Merkezi'nde gencimizi her platformda güçlü kılmak, gücümüze güç katmak için Büyük Toptep Gençlik Kurultayı'nı yaptık. 10. Toptep olarak Türkiye'de 2018 yılı içinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, milletvekili seçimleri etkin rol almış, milletvekili seçimlerinde hemşehrilerimizin yanında yer almış ve destek olmuştunuz. 11. Ocak 2019 Sayın Gazi Kültür Merkezi